Herkese merhabalar. 2024 LGS öncesinde sizlerden birçok yorum geldi. Hocam LGS'de sayısalı anlattınız, bir de sözeli anlatın dediniz. Bu arada biliyorsunuz 0'dan 8'e kampımız gümbür gümbür ilerliyor. Gelin isterseniz bugün şimdi sizlerle beraber LGS sözeli tanıyalım ve LGS'deki Türkçe, İnkılap, Din, İngilizce'den oluşan ve esasla LGS'nin lokum kısmını oluşturan, sınava başlayacağımız, saat 9.30'da girdiğimizde karşımıza ilk gelecek olan kitapçıktan hangi sorular geliyor bunu güzel bir şekilde öğrenelim. İntromuz sonrasında videomuza başlayalım. Tonguç LGS Dershanesi sunar. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki LGS iki kısımdan oluşuyor. Bir sözel, bir de sayısal. İlk başta sınavda biz sözel bölümle başlayacağız. Türkçe, İnkılap, Din ve İngilizce'den oluşan bu bölümde Türkçe'de 20, İnkılap'ta 10, Din'de 10, İngilizce'de veya yabancı dilde diyebiliriz buna, başka dilleri de sorabiliyorlar, 10 soru sayısı var. Burada konu sayılarına baktığımızda Türkçe'de 14 tane konu var gibi duruyor ama bu konuların içerisinde bir konu var ki anlam bilgisi en değerlisi. Soruların neredeyse %60-70'i buradan geliyor. Dolayısıyla buraya dikkat edeceğiz. İnkılap tarihinde konu sayısı 7, Din'de konu sayısı 5, İngilizce'de de 10 tane konumuz var. Yani 10 konuya 10 soru yapmışlar. Şimdi birinci oturum 9.30'da başlayacak olan oturumda sözelde 50 soruya 75 dakika verecekler. Ama sayısalda 40 soruya 80 dakika veriyorlar. Neden hocam? Çünkü sözel biraz daha kolay. Yani sayısalda 1 soruya 2 dakika verirlerken sözelde 1 soruya 1.5 dakika veriyorlar. Şimdi LGS Türkçe konulara göre soru dağılımlarına baktığımızda şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Türkçede en önemli kısım anlam bilgisi. Yani sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam, parçada yapı, tablo, grafik, sözel, mantık. Bunlar esasında 5 konu gibi duruyor ama soruların neredeyse 14-15'i, yani 20 sorunun 14-15'i buradan geliyor. Bakın soru sayısına bakın. 2, 4, 6, 8 daha ne der? 14 eder. Toplam 20 soru var. 20 sorunun 14'ü buradan geliyor. Dolayısıyla bu kısma çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem 2021'de hem de 2022'de bunlardan çok soru geldiği gibi 2024'te de en fazla soru buradan gelecek. Burada şu önemli, diyeceksiniz ki hocam 2023 neden yok? 2023'te biliyorsunuz arkadaşlar geçen sene deprem nedeniyle sadece birinci dönem konularından sorumluyduk. Ama 2024'te şimdi hem birinci dönem hem de ikinci dönem konularından sorumluyuz. Peki hocam biz ne yapmalıyız Türkçe'de? Bize doğruyu söyleyin. Arkadaşlar bol bol anlam bilgi sorusu çözmeniz lazım. Söz sanatları lokum, metin türleri kebap, yazım kuralları, noktalama işaretleri bol soru çözdüğünüz halledilebiliyor. Fiilimsi adeta şeker, lollipop şeker. Cümlenin ögeleri biraz zorlayıcı gibi duruyor ama sormuyorlar. Bazen sorabiliyorlar ama bunu da güzelce öğreneceğiz. Fiilde çatı dünyanın en kolay konusu seçildi. Cümle türleri ve anlatım bozukluğu da yine son derece kebap, son derece kolay, son derece lokum konular. Yani Türkçe'de lezzetli bir kitapçık, lezzetli bir sorular bizi bekliyor. Şimdi peki diyeceksiniz ki hocam bize gelecekten bahsedebilir misiniz? Geleceği görebiliyor musunuz? Geleceği görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle ki 2018'de ilk LGS yapıldı. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 6 yıldır LGS yapılıyor. Dolayısıyla biz geçmiş yıllardaki analizlerimize baktığımızda LGS 2024 soru sayısına tahmini olarak söyleyebiliyoruz birinci dönem konularında. Fiilimsiden bir soru, cümle ögelerinden ya hiç gelmez ya bir soru, yazım kurallarından %100 bir soru, noktalama işaretlerinden %100 bir soru. Bak buraya %100'lerin yanına tık atıyorum. Sözcükte anlamdan %100 iki soru, cümlede anlamdan %100 İki soru kesin gelecek. Bazen üç soru da gelebiliyor. Parça anlamdan 10 soru arkadaşlar %100 geliyor. Metin türlerinden bir soru ya geliyor ya gelmiyor. Daha doğrusu buna da %100 diyebiliriz. Bir soru geliyor aslında. Söz sanatlarından da geliyor ya da gelmiyor şeklinde. Dolayısıyla burada bu konuların içerisinde en çok hangisi dikkatimi çekiyor arkadaşlar? Parça anlam. Yani paragraf. O kadar değerli ki paragraf sorusu çözmek, kitap okumak o kadar değerli ki Milli Eğitim Bakanı hatta şöyle demişti. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Kitap okuyan öğrencinin kazanacağı bir sınav yapacağız. Paragraf sorusu çözen öğrencinin kazanacağı bir sınav yapacağız dediler. Hatta fende bile böyle konuları paragraflar üzerinden sordular. İkinci dönem konulara baktığımızda fiilde çatıdan ya gelir ya gelmez, cümle türlerinden ya gelir ya gelmez, anlatım bozukluğundan ya gelir ya gelmez diyoruz. Yani birinci dönem konuları çok çok değerli arkadaşlar. Burası önemli. Geldik İnkılap Tarihi dersine. İnkılap Tarihi dersi esası da belli bir taktikle çalışıldığında çok rahat fullenebilecek bir ders. Neden? Çünkü esasında bizim bilmemiz gereken çok önemli bir konu. Bu ülke nasıl milli bağımsızlığına kavuştu? Nasıl Yunanları denize döktük? Nasıl yeni bir cumhuriyeti kurduk? Bu konuyu adeta bir hikaye gibi çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ama burada bazı kavramlar var. Milli bağımsızlık, yani ülkenin düşmandan kurtarılması. Milli birlik ve beraberlik, bunu birlikte başardık. Sonrası ülkenin halk tarafından yönetilmesi, milli egemenlik. Bir de laiklik ve çağdaşlaşma, yani modern bir ülke olduk. İşte bu dört başlık altında yaşanan olayların ne olduğunu bileceğiz. Yani Kurtuluş Savaşı yapıldı, milli bağımsızlık. İşte ne diyelim mesela,
Şapka kanunu çıktı, laiklik ve çağdaşlaşma. Cumhuriyet ilan edildi, milli egemenlik. Bunların ne olduğunu bildiğinizde inkılap tarihinden de fulluyorsunuz arkadaşlar. Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan ya istiklal ya ölüm. Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye. Bunlar en önemli kısımlar arkadaşlar. Bilhassa bakın 2-2-3 çıkmış. Burada 2-3 ve 4. üniteyi çok iyi öğreneceğiz. 1. üniteyi de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hocam diğerlerine bakmayalım mı? Tabii ki diğerlerine de bakacağız. Burada da demokratikleşme çabaları ve Atatürk dönemi Türk dış politikası gerçekten soru gelen konular. Ama Atatürk'ün vefatı ve sonrasında genellikle soru gelmiyor. Bunu da bilmenizi isteriz arkadaşlar. Şimdi LGS İnkılap tarihinde soru tahminlerimize baktığımızda bir kahraman doğuyordan bir soru, milli uyanıştan 2 ya da 3 soru, milli bir destan ya istiklal ya ölümden de 3 soru bekliyoruz sınavda arkadaşlar. Bunlar 1. dönem konuları. 2. dönem konularına baktığımızda ise Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye'den 3 soru, demokratikleşme çabalarından 1 soru, dış politikadan 1 soru, Atatürk'ün vefatı sonrasında 0 soru, belki bir soru gelebilir şeklinde söyleyebiliriz. Gelelim din dersine. Bismillahirrahmanirrahim. Dinde zorlama yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla din dersinde de Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri zorlamıyor. Son derece anlaşılır, son derece kolay sorular soruyor. Ama çalışmazsan, bilmiyorsan yapamıyorsun. Dolayısıyla dikkatli olup çalışacağız arkadaşlar. Burada kader inancı, Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yaratması, zekat ve sadaka, din ve hayat, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin hayatı, örnekliği ve Kur'an-ı Kerim özellikleri en önemli konular. Burada gördüğünüz gibi 2022'de 3-2-3-2 şeklinde gelmiş. Konular daha çok İlk kısımlardan çok ağırlıklı geliyor. Din ve hayat konusu, kader inancı konusu çok çok önemli. Şimdi birinci dönem konularından soru tahmini yaptığımızda kader inancından en az 2 soru bekliyoruz. Zekat ve sadakadan 3 soru, din ve hayattan da 3 soru bekliyoruz birinci dönem konularında. İkinci dönem konularına baktığımızda Peygamber Efendimiz'den en az 2 ya da 3 soru gelmesini tahmin ediyoruz. Peygamber Efendimiz'in örnek bir insan olması, iyi bir insan olması, mükemmel davranışlar sergilemesini paragraftan okuyup anlayıp işaretliyorsunuz arkadaşlar. Hiç korkacak bir şey yok. Kur'an-ı Kerim özelliklerine baktığımızda da ya soru gelmiyor ya da bir soru soruluyor din dersinde. Now it is time to English. Yani İngilizceye geldik. İngilizce'de arkadaşlar en önemli şeyi yazıyorum buraya. Kelime bilgisi. Yani hepiniz İngilizce az biraz biliyorsunuz. Vocabulary çok önemli arkadaşlar. Eğer kelimeleri bilmiyorsanız, yani friendship ne demek? Arkadaşlık demek. Bunu bilmiyorsanız sınavda soruları yapamıyorsunuz. Teen life ne demek? Teen bilmiyorum ki hocam. Olmaz o zaman. Life yaşam demek. Teen life gençlerin yaşamı. Yani sizin yaşamınız. In the kitchen. Kitchen tavuk mu yoksa mutfak mı karıştırıyorsanız sıkıntı. Chicken tavuk. Kitchen mutfak. Dolayısıyla in the kitchen mutfakta oluyor. On the phone telefonda. The internet genel ağ. Adventures maceralar. Turizm acaba ne olabilir ki? Turizm ne olabilir? Ben de bilmiyorum. Biraz biz Türkçe'ye de geçmiş. Turizm işte bildiğimiz turizm. Chores ev işleri. Science fan. Natural forces da yine doğadaki olayları çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Bunların en önemlisini söylüyorum arkadaşlar, kelime bilgisi. Burada ilk dönemin konuları çok çok değerli. Bakın Teen Life'den 2 soru gelmiş ama Natural Force'dan soru gelmemiş. Niye? Zaten Atatürk'ün vefatı ve sonrasından da soru gelmemesinin sebebi bu. Yani hocalar konuları bitiremediysek, belki bazı hocalar işleyemediyse 2. dönemin sonlarına doğru diye, son konulardan fazla soru gelmiyor. Ama 1. dönem konuları Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS'de en fazla sorduğu konular arasında. Burada arkadaşlar her bir konuyla alakalı öğrenmeniz gereken kelimeler var. Mesela good friends, bad friends. Yani iyi arkadaşlar, kötü arkadaşlar. İyi arkadaşların özellikleri nedir? Onlara güveniriz. Onlarla sırlarımızı paylaşırız. Onlarla zaman geçiririz. İşte bunları bilmemiz gerekecek. Ama bunları İngilizce bilmemiz gerekecek. Yani güvenirim ben. Güvenirim kelimesi olmuyor. Ne demen lazım? Trust demen gerekiyor. Güvenmek. Trustworthy, güvenilir anlamına geliyor. Bunları bildiğimiz zaman hop çikilop İngilizce'yi de çok güzel yapıyoruz. Peki hocam kaç soru gelir? Yani 10 konu var. 10 soru geliyor. Dolayısıyla friendship'ten 1 soru, teen life'ten 1 soru, in the kitchen'den 1 soru, on the phone'dan 1 soru, the internet'ten 1 soru geliyor. Adventures'dan 1 soru, ikinci dönem konularından, turizmden 1 soru, ev işlerinden, chores'dan 1 soru, bilim, science'dan 1 soru, natural force'dan da ya soru gelmiyor hocalar konu işlemediyse, yani 0 ya da belki gelebiliyor 1 soru. Ama burada önemli olan şey şu, eğer buradan soru gelmediyse Milli Eğitim Bakanlığı hakkını genellikle buradan, Teen Life'tan kullanıyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bazen de indik kişiden kullanabilir. Dolayısıyla soru ağırlıkları da bu şekilde. Şimdi sizin yapmanız gereken şey çok net belli arkadaşlar. 7'den 8'e kampıyla başladık. 7'nin sınıfı güzel bir şekilde tekrar ettik. Şimdi 0'dan 8'e hazırlık kampıyla ilerliyoruz. Konularımızı 0'dan 8'e kitaplarımızdan direkt sayfa sayfa açarak ilerliyoruz. Yani diyoruz ki arkadaşlar, herkes işte örnek veriyorum, mesela fen dersinde 0'dan 8'e sayısalda sayfa işte nedir mesela, şöyle açalım. Nedir? Sayfa 174'ü açın diyoruz veya 176'yı açın diyoruz. 176'yı açıyorsunuz. DNA, gen ve nükleotidi buradan öğrenip burada onunla alakalı sorular çözüyoruz. Sözel derslerde aynı şekilde, Türkçe derste diyoruz ki arkadaşlar bugün
Films'i öğreneceğiz. Hep beraber Films'ilerde sayfa 76'da izliyoruz. Ve burada bunlarla alakalı ödevler veriyoruz. Kitabımızdan güzel güzel ilerliyoruz. Mutlaka 0'dan 8'e setlerinizi hazırlayın. 0'dan 8'e sayısal ve sözelle güzel bir giriş yapacağız. 0'dan başlıyoruz. Sonrasında diğer kamplarımızda da sizleri LGS'de en yüksek başarıya ulaştıracağız. Sözeldeki hedefimiz full inşallah. 50 soruda 50 yapacağız. Ve o güzel fen liselerini, Anadolu liselerini, sosyal bilimler liselerini biz kazanacağız arkadaşlar. Ödülü soru yollarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah LGS'de de çok güzel başarılar elde edeceğiz. Tonguç LGS Dershanesi sundu.